İsminiz neydi abla? İsminiz neydi? Rabia. Rabia Hanım. Oo, ağır da bir isimmiş. Karizması giderek artıyor. Önce başka bir yerden vurdu. Öğretmenim, ismin Rabia. Artık ben ne desem boş yani. Cem benim ismim. Tıraş yani. Rabia. Havuz problemi kaçıncı sınıfta başlıyor hocam? Dörtte mi, üçte mi? O andan itibaren işte çocuktan performans bekleme yaz aylarında. Havuz problemi. Ben 26 yaşıma geldim, daha havuzun içine girilip de keyif yapılan bir şey olduğunu yeni anlıyorum. Ben ona hep böyle problem çıkaran bir şey zannediyorum. Havuz problemi ya. Ya bir insanın havuzla ne problemi olur ya? Havuzun ya içine girersin ya uzaktan işersin, bu. Bu kadar. Öyle bir sunarlar ki havuz problemi diye. Çocuk bütün sömestr havuz problemi çözdü diyelim ki. E yazın nasıl havuzun başında böyle duruyor çocuk? Berkant girsene yavrum. Problem çıkabilir. Gir lan yüz, yüz, yüz yani. Okul acayip ya. Belki de biz bir şey olamadık, ondan bok atıyoruzdur. Daha ne yapayım lan okul, her şeyi öğrendik işte. Lazım olma. 20 sene okursun, hayata bir atılırsın. Hayat öyle değildir. Bir 20 sene daha harcaman lazım ki bildiğini unutasın da hayata devam edebilirsin. Yoksa öyle olmuyor yani. Ben sahneye çıktığında bunları kafamdan bir şekilde atmak istedim yani. Ve hani muhatabını bulmak dedin ya, muhatabını bulunca çok mutlu oluyor insan. Hikayeni anlatmak şöyle bir şey. Elma satmak gibi bir şey değil. Elmayı satan adam düşünmez. Bunu yiyen hazmetti mi, geğirdi mi, vitamini aldı mı falan diye. Sen burada güldürmek için sahnedeysen insanlar gülsün istersin. Bu açık. Ve çoğunlukla insanların, burada bulunanların senin için burada olduklarını düşünürsün. Voho falan değil. Ve tabii ki de haliyle, tavrıyla yalnızca senin için burada olmadığını ispatlayanlar olur canım. O da çok açıktır, gözle görülür bir şey yani. Bazen ön sırada öyle görürsün, böyle oturanlar vardır böyle. O ne demek? İşte çok istiyordun, getirdik. Bunu da gördüm ben. Benim için çok yaralayıcı bir şey değil. Her şartta gösteri yaptım ama yani her şartta gösteri yapabiliyor olmak değildir ki ustalık. Seyircinin önemli olduğu bir aktivitedir bu. Siz gerçeksiniz. Ben değilim ki gerçek. Ben sahneye çıkarken şalteri indiriyorum, buradan ötekini kaldırıyorum. Hadi güle güle. Benim için hayat devam etmiyor. Senin bu hayatın. Öyle duruyorsun. Gerçek. Oturuyorsun. Beklentilerin var. Yanımdakinle ilişkin var. Geçen gün sevgililer gelmişti. Sordum sevgili misiniz diye, ki sorarım, çiftlere gıcığımdır çünkü. Ben hep tek başıma olduğum için çift olarak gelirler, el ele izlerler falan. Sinir olurum ben. Özendirirler sarılarak falan böyle. Ya ben yalnızım, bazı gün oluyor 15 gün turnedeyiz böyle. Yanında böyle karşında el ele göz göze izleyenler falan. Uyuz olursun yani, özenirsin, istersin vermezler. İğrenç. Bir keresinde bir bey vardı, sarılmış ama nasıl sıkıyor böyle. Ablanın kan dolaşımını engelliyor böyle. Anlatıyorum, güldükçe daha sıkı sarılıyor ya. Aha, aha. Dedim, ne yapıyorsun ya? Komik oldukça sarılıyorum. Dedim, sen komik olmasını bekleme ya. Sen seviş, biz yetişiriz daha sonra. Onun için sevgililerle konuşmak isterim. Ne yapıyorlar acaba? Nasıl sevgili olunuyor yani? Onun için. Sordum bir iki kere, çok komik cevaplar ya. Sevgili misiniz dedim. Aynı böyle iki abi gibi oturuyorlar. Sevgili misiniz dedim, adam bir şey dedi. Hayır, evliyiz. Hayır dedi ya. Sevgililiyiz, tiksiniyoruz birbirimizle. Neyse ne. Ne bileyim hangi parmağa takıldığını, evlilikte yani nereye takıldığını bilmiyorum. Bir çift vardı yazı, ilk defa çıkıyorlar belli. Dedim siz sevgilimsiniz, çocuk böyle... Kız hiç oralı değil, kız bende, böyle bakıyor. Ben ne, niye baksın bana? İlk defa çıkıyorlarmış.
İlk defa çıkıyor ve ya sanki yapılacak başka hiçbir şey yokmuş gibi buraya gelmişler. Ve çocuk hep hani geceyi belli ki o organize etmiş. Hep devamlı kızın nabzını tutuyor. Eğleniyor mu, gülüyor mu falan diye. Böyle... Cem Yılmaz. Ben yıldım ben. Aynı ben. Kalksana biraz. Şimdi... Çocuk çok heyecan. Dedim sevgilisiz, evet. Dedim burada kaynaşırsınız inşallah. Biraz gergin görüyorum sizi. Yok, böyle sessiz sakin durdular. Dedim çıkışta dedim yani oyun bitince ablayı dedim götürecek misin evine kadar? Tabii dedi. Dedim ne tarafa gidiyorsunuz? Karşıya geçeceğiz vapurla. Dedim tamam, vapurda kaynaşırsınız. Çünkü vapur aşıkların ulaşım aracıdır ya. Aşıklar vapurla gider ya karşıya. Ne kötüdür, ben de çok yaptım vapurla böyle. Hep dışarıda oturulur falan. Madem ki aşığız niye zatürre olmuyoruz falan diye. Vapurda dışarıda oturulur, ayak konur böyle el ele falan. Hep birileri geçer ama böyle pardon falan. Pardon. O şeydir, upshaper gibi. O şekilde çok karın kası yapan var valla. Çok acayiptir. Sevgiliyi tanımak için güzel yer mekandır vapur. Oturursun yan yana, salep içersin. Dişinde ne kadar tarçın kaldığına bakarsın. Sevgili testi diye bir şey vardır. Hani birini nasıl seyahatte tanırsın? Sevgiliyi de bir şeyler yerken tanırsın. Simit falan mesela. Simit çok önemlidir. Simidi vereceksin kıza, uzaktan izleyeceksin. Eğer simidi bitirdiği zaman ne kadar böyle susam kalıyorsa ağzında o kadar iğrençtir. Önemli, hala seviyorsun onu, seviyorsundur. Ya simidi yedi böyle, hala seviyor musun beni falan. Sen susamsız daha güzelsin güle güle. Ben onun çok daha risklisini yaptım. Çok hoşlandığım bir kız vardı. Beyoğlu'nda İnci'ye gittik profiterol yemeye. Profiterol yiyeceğiz. Düşünsene ben daha söyleyemiyorum, kız yiyebiliyordu. Düşün. Yani... Gerçi benim söyleyemediğim birçok şey yiyebilir de. Önemli bir test. Çok zor yani, kendini bir anda dağıtabilirsin ya böyle falan. Hakikaten hayran olunacak bir insanmış ki testi geçti böyle profiterolü bir yedi ki ben böyle vay be dedim yani. Çok asilmiş hakikaten. Sonra terk etti.